Tamam, indirelim mi abi aşağıya? Koyun ha! Meydana yürü! Uğurluk! Uğurluk! Meydana yürü! Bir daha gel Samsun.
yüze benzer mi? Sabahta uyumuş gözün göze benzer mi? Vay o boyun devrilsin gözün bize benzer mi? Adam olamadın gitti zerzer. Beni bilemedin gitti zerzer. Yürüme 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 insan değilsin. Kendini bilsin. Yol bulunur, yargı yıldırılır, medya susturulur, millet birbirine düşürülür. Oyun var, darbe var, fitne var deyip duruyorsun da asıl hukuk devleti nerede? Sayın Başbakan, bu millet bu masalları artık yemiyor. Biraz tedbirli kıyafet yakıp da sokağa çık. Bak bu millet sana ne diyor. Gün gelecek, Beyran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, Devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, Devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı Sayın Kemal Aslan'a mikrofonu veriyorum. Hırsızlık ve rüşvet düzenine hayır diyoruz. Ülkesine sahip çıkma bilinciyle ayağa kalkan Burdur'un aydın, demokrat, yurtsever insanları hoş geldiniz. 11 yıldır iktidarda bulunan AKP ve gizli ortağı Gülen cemaat arasındaki ittifak çatırdamıştır. Etrafa rüşvet, yolsuzluk, ihtilas, İrtikap, yiğicilik yayılmıştır. Ağızlarını her açtıklarında Allah, peygamber, din, iman sözleri dökülenlerin nasıl bu dünya malına tamah ettikleri, nasıl da lüks ve şaha içinde yaşadıkları, nasıl da paraya taptıkları bir bir ortaya dökülmüştür. Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadığını, suç ortağı olduklarını iyi biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarını çok iyi biliyoruz. AKP bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakar zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden şekillendirirken, bir yandan da pervasızca uyguladığı neoliberal politikalarla emekçilerin haklarına saldırıyor, Türkiye Cumhuriyeti taşeron cumhuriyetine dönüştürüyor. AKP'nin yeni rejiminde, yeni Türkiye'sinde yaşam tarzlarına müdahale sistematik bir hale dönüştü. Kendisi gibi yaşamayan, herkesi kafir ilan eden gerici zihniyet, kızlı erkekli bir arada olmayı yasaklıyor. Karma eğitimi bile kaldırmayı planlıyor. Kadın erkek eşitliğini kategorik olarak reddeden AKP'nin muhafazakar zihniyeti sürekli olarak kadınları hedef alıyor. AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri çığ gibi artarken hedef kürtaj, bir Uludere bir demagojisiyle kürtaj hakkı yasaklanıyor. Kadınlarımızın kaç çocuk doğuracağına bile başbakan karar veriyor. AKP'nin baskı politikalarından sivil toplum örgütlerimiz, sendikalarımız, meslek örgütlerimiz de payını alıyor. Yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanıyor. Yolsuzluklar ve devletin içindeki tüm kirli ilişkiler teker teker ortaya dökülürken, başbakan nafile bir çabayla yolsuzlukların üzerine örterek soruşturmanın kendisine ulaşmasını engellemeye çalışmaktadır. Üç bakanın istifasının ardından kabine değişikliği gerçekleştirilmiş, yenileme görüntüsü adı altında tam anlamıyla savaş ve mutlak itaat kabinesi oluşturulmuştur. Kendi bakanının da itiraf ettiği gibi yaşanan yolsuzlukların baş sorumlusu başbakan kendini kurtarmaya kalkışmaktadır. Ancak başbakan bilmelidir ki artık geri dönüş yoktur. Ne bakanların istifası ne revizyonu, kabine revizyonu yetmemektedir. Artık hükümet meşruluğunu yitirmiştir. Başbakanın derhal istifasını sunması kaçınılmaz olur.
istifa Tayyip Yüce Divan'a. Hükümet istifa Tayyip Yüce Divan'a. Hükümet istifa Tayyip Yüce Divan'a. Uzun süren AKP siyasetinin yolsuzluk batağına saplandığı çok da uzak olmayan bir zaman dilimi içerisinde rant paylaşımının menfaat çatışmalarına döneceğini ve AKP'yi paramparça edeceğini halk olarak ifade ediyorduk. AKP'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıya kalmasının ardında her ne kadar cemaat AKP çekişmesi var gibi gösteriliyor olsa da aslında bu yaşananlar vahşi kapitalizmin hizmetkarı olan AKP hükümetinin uyguladığı neoliberal politikaların yarattığı kokuşmuşluğun kaçınılmaz sonucudur. Bu aldatmacalar ülkemizin kaynaklarının uluslararası sermayeye peşkeş çekildiği gerçeğini hiçbir zaman örtemez. Sebebi ne olursa olsun ortada çok büyük bir pisliğin olduğuna en küçük kuşkumuz yoktur. Garip kurabanın tüy bitmemiş yetimin hakkını savunma iddiasında olan AKP iktidarı ortaya çıkan rüşvet, talan ve yolsuzlukların altında kalmıştır. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Hükümet istifa, hükümet istifa. Hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa. Soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet mensuplarına operasyon düzenleyerek olayın üzerine örtmeye çalışmak başbakanı ve AKP'yi çok daha karanlık bir aşamaya taşıyacak, soruşturmanın kendilerine ulaşmasını engelleyemeyecektir. Bu skandalın her aşamasının içinde olduğunu inandığımız başbakan ve çevresi oluşturdukları bu yolsuzluk bataklığının içerisinde boğulacaklardır. Bu gelişmeler karşısında emekçilerden yana olan güçlerin cemaat AKP kavgası deyip sessiz kalması doğru bir tavır olmayacaktır. Yerel seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde tüm demokrasi güçlerini, yurtseverleri cemaat AKP ikileminden kurtaracak bir iktidar alternatifi yaratmak gibi tarihsel bir görev ve sorumluluk beklemektedir. Burdur halkını bu bilinç ve duyarlılık içinde olacağına olan inancımızla sizleri tekrar saygıyla selamlıyoruz efendim. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün